Evet. Salt anayasayla ilgili değil. Aynı zamanda Türkiye'de şu anda yerel yönetimlerden köy kanununa kadar yine Kürt meselesi bağlamında değişmesini önerdiğimiz bütün yasal mevzuatlara ilişkin tespit, değerlendirme ve öneriler var bu raporda. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası mevzuat dediğimiz tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde yine Kürt meselesi bağlamında Türkiye'nin çekincelerinin ya da Türkiye'nin kabul etmediği uluslararası metinlerdeki bazı düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerimiz var. Tabii bunları uzun uzun sizlerle bugün bu basın briefinginde dile getirmeyeceğiz. Ama temel birkaç konu üzerinden sizleri bilgilendirmek istiyoruz, önemli gördüğümüz. Evet, 40 yıla aşkındır hep ifade ettiğimiz gibi çatışmalarla geçer ama Cumhuriyet'ten yaşıt bir Kürt meselesi Türkiye'de bütün sıcaklığıyla varlığını sürdürüyor. Kürt meselesinin Diyarbakır Barosu'nun bugüne kadar ortaya koyduğu bütün açıklamalarında, görüşlerinde demokratik ve barışçıl çözümü yönünde hep talepte bulunduk. Şiddetin ve güvenlikçi politikaların hiçbir şekilde bir çözüm yaratamayacağını hep ifade ettik. Bu anlamda geçmiş süreçlerde yaşanan belirli temasların, iletişimlerin ve süreçlerin toplumda yarattığı umudu hep ifade etmeye çalıştık. Bu konuda onlarca sempozyum, konferans düzenledik. Ve güvenlikçi politikaların ya da şiddetin sorunu derinleştirdiğini ve içinden daha da çıkılmaz bir hal aldığını, günümüzde ülkedeki bütün yasal mevzuatta ve aynı zamanda bürokratik işleyişte demokrasiden ülkenin uzaklaşmasına, temel hak ve özgürlükler alanında ihlallerin artmasına, aynı zamanda çok açık bir şekilde içinde bulunduğumuz ekonomik krizlerin de temel sorunu, daha doğrusu temel sebebi Kürt meselesindeki çözümsüzlük iradesindeki ısrardır. Bu anlamda biz toplumsal barışı inşa edecek tüm aktörlerin bu sürece omuz vermeye, destek sunmaya davet ediyoruz. Hiçbirimizin samimiyet testi yapmaya, bu denklemde yokuz demeye hakkı yoktur. Eğer barış bir ihtimalse, biz bu ihtimali sorgulamakla değil, ona inanmakla başlamalıyız. Nitekim Kürt meselesinin çözümü sadece Kürtlerin değil, Türkiye'yi şekillendirecek yeni bir dönüm noktası olacaktır. Bu anlamda biz anayasada hazırlanacak ki buna yönelik çalışmaların, görüşmelerin başladığını çok iyi biliyoruz. Hazırlanacak anayasada öncelikle başlangıç bölümünün hepimizin bildiği üzere, biz hukukçuların çok daha iyi bildiği üzere tamamen bir etnisite, bir Türkiye'nin çok kültürlü, çok dilli, çok etnik yapılı niteliğine aykırı bir şekilde tek bir etnisiteyi tanımlayan başlangıç bölümünün değişmesi gerektiğini çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Çünkü başlangıç bölümü ifade edeceğim üzere bütün bir anayasayı da şekillendirecek ibareleri barındırıyor. Tamamen Türk etnik kimliğine vurgu hakimiyeti söz konusu. Anayasanın başlangıcından son hükmüne kadar Türk vatanı ve milleti, yüce Türk devleti, Türk milleti, Türk toplumu, her Türk, Türk vatandaş, Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi gibi ifadelerle kendisini göstermektedir. Bu dil, farklı etnik kökene mensup insanlardan oluşan Türkiye toplumunun çoğulcu yapısı ile bağdaşmamaktadır. Bu anlamda eğer yeni bir anayasa yapılacaksa, öncelikle bu tek bir etnik kimliğe ilişkin vurgu hükümlerinden bu anayasanın, daha doğrusu hazırlanacak anayasanın bu mevcut anayasada yer alan düzenleme mantığından uzaklaşması gerekiyor. Her fırsatta bunun bir darbe anayasası olduğunu ifade ediyoruz. Ama maalesef aradan geçen 40 yıla rağmen bu bahsettiğim tek bir etnik kimliğe vurgu yapan bütün kavramlar, unsurlar anayasada varlığını korumaya devam ediyor. Anayasanın bizler açısından önemli ve belki tartışmanın odağında olan hükümlerinden biri de devletin amacını tanımlayan 5. maddesidir.
Biz Diyarbakır Barosu olarak devletin amacını ve görevlerini tanımlayan 5. maddesinin özellikle de yine tek bir etnik yapıya ilişkin vurgu barındırdığı için devletin temel amaç ve görevinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunun temel hak ve özgürlükleri, çoğulculuk, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşır şekilde sağlamak, Türkiye'de mevcut olan farklı dil, kültürlerin korunmasını, yaşatılmasını ve geliştirilmesini sağlamak için gerekli politikalar oluşturmak şeklinde tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani eğer siz anayasanın temel ilk maddelerinde devletin varoluş amacını sadece bir etnisiteyi ve etnisiteye ait dil ve kültürü korumak üzere şekillendirirseniz bir toplumsal mutabakat metni oluşturamazsınız. Bizim de üzerinde durduğumuz, vurguladığımız şey evet, tarihi toplumsal meselelerle oluşan haksızlık ve adaletsizlikleri onarıcı yeni bir anayasa için, yeni bir başlangıç için bu tek bir etnik kimliğe ait vurgu hükümlerinin anayasada özellikle devletin amaç ve görevleri başlığından çıkarılması lazım. Yine bizler açısından Türkiye'deki farklı etnik kimliğe sahip topluluklar için önemli olan bir hüküm anayasanın eğitim hakkını düzenleyen maddesi. Diyarbakır Barosu olarak mevcut Türkçe dışında eğitim dilini yasaklayan hükmün değiştirilerek ya da yeni anayasada herkesin ana dilinde eğitim hakkına sahip olduğunu, devletin bu hakkı kullanmasını sağlayacak gerekli kaynakları sağlamakla ve hukuk düzenlemeleri yapmakla yükümlü olduğuna dair düzenleme geçirilmelidir. Yani eğitimde fırsat eşitliği açısından her topluluğun kendi ana diliyle eğitim yapma hakkı önündeki engel yeni anayasada yer almamalı. Yine Türkiye'deki farklı etnik kimliğe sahip insanlar açısından yaralayıcı bir madde olan anayasanın 66. maddesindeki Türkiye devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür tanımlamasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerinden tanımlanması gerektiğini Diyarbakır Barosu olarak öneriyoruz. Herhangi bir kimliğe atıf yapmayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bağlamında bugüne kadar dışlanan, kendisini öteki hissedecek temel düzenlemelerden biri anayasanın 66. maddesiydi. Bu anlamda bu maddenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerinden şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Diğer önemli düzenleme yine siyasi partilerle ilgili düzenlemeler. Özellikle siyasi partilerin kapatılmasına yönelik 68-69 zincir maddelerinde maalesef hala oradaki anayasada bu düzenlemelerden dolayı maalesef Türkiye'de hala siyasi partiler kapatılmakta, davalar açılmakta. Biz burada Diyarbakır Barosu olarak raporumuzda buna ilişkin öneri ve beklentimizi siyasi partilerin kapatılmaktan ziyade seçim ya da belirli tedbirlerle yani hazine yardımı olabilir, belirli bir dönem seçimlere girmeme gibi yaptırımlar dışında kapatılma gibi bir müessesenin Türk anayasa sisteminden çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Evet, önemli bir sorun başlığımız Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı.